öğrencilerini hayata hazırlayandır. Düşenleri, tökezleyenleri elinden tutup... 24 Kasım Öğretmenler Günü Edirne'de de törenlerle kutlandı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıttaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Anıt önündeki törenin ardından kutlama programına Halk Eğitimi Merkezi'nde devam edildi. Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Biber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Buradaki programda mesleğe yeni başlamış öğretmenler meslek yemini etti. Milli, demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere ödülleri verildi. Törende emekli öğretmenlere de hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Burada konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak şehit edilen öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti. Hepinize sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Daha yakın zamanda Şefik öğretmenimiz 24 yaşındaydı. Necmettin öğretmenimiz şehit edildi, 23 yaşındaydı. Şenay Aybükü öğretmenimiz Magosa Limanı'yla herkes hatırlar, 22 yaşındaydı. Hepsi de o kaya diplerinde açan çiğdemlere benzeyen çocuklarımız için yollara düşen pırıl pırıl vatan evlatlarıydı. Devletin tayin ettiği ücra bir köydeki çocukları kendi çocuğu bilen ve onu sahiplenen, onu eğitip vatanına, milletine faydalı birer fert yapmak için, vatandaş yapmak için çırpınan insanlardı. Bu ulu mesleğin birer fertleriydi. Onlara şükranlarımızı iletiyoruz. Kurucusuna Gazi ve Atatürk diyen bir milletiz biz. Aynı zamanda da kurucusuna baş öğretmen demişiz. Atatürk'ü baş öğretmen olarak biz adlandırmışız. Şefik, Necmettin, Şenay Aybüke, Türkiye onların sarıldığı ve uğruna şehit olduğu ideallere sıkı sıkıya sarılmıştır ve geleceğini öğretmenlerimizin emeğiyle eğitimli, dünyayla rekabet eden ve edebilen nesiller üzerine inşallah inşa edecektir. Ben bu vesileyle hem mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizi bu güzel mesleği seçtikleri için tebrik ediyorum. Emekli olan öğretmenlerimiz var. Mesleğini emekli olarak devam ettiren öğretmenlerimiz var. Çünkü toplumun onlara ihtiyacı var. Emeklilik döneminde de ihtiyaçları var. Onlara da emeklilik dönemlerinde sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Ve tekrar hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarken aramızdan ayrılmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz olmak üzere şehadete ermiş bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da başarı ve sağlıklar diliyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Milli Eğitim Müdürü Arpacı da öğretmenliği insanlık tarihinin en önemli mesleği olarak nitelendirerek meslektaşlarının gününü kutladı. Saygıdeğer meslektaşlarım, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en muhterem unsurlarıdır. Veciz sözüyle irfan ordumuz öğretmenlerimize vermiş olduğu değeri ifade etmiştir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz yeni nesilleri aklın ve bilimin ışığında bilgiyle donatırken onları ahlaklı, merhametli, şefkatli ve çağın vicdanı olarak yetiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini kalplerine nakşetmeliyiz. Program Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin oratorya gösterisiyle sona erdi.